konuklarımız, sıradaki bugünkü son ödülümüz sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde insanlığın ortak mirası, ülkemiz için bir hazine olan Göbekli Tepe'ye gösterdiği hassasiyet, Göbekli Tepe'yi dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar ve katkılarından dolayı Sayın Ferit Şahenk'e sunulacak. Önce Sayın Ferit Şahenk için hazırladığımız biyografi filmini buyurun hep birlikte izleyelim. Ferit Şahenk. Ferit Şahenk, 28 ülkede 35 binden fazla çalışanıyla yeme içme, turizm, otomotiv, inşaat, medya, gayrimenkul ve enerji gibi 7 ana sektörde faaliyet gösteren Doğuş Grubu'nun yönetim kurulu başkanıdır. 21 Aralık 2017'de Fransa Cumhuriyeti'nin en yüksek dereceli nişanı olan Legion d'Honneur ile onurlandırılmıştır. Halen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu üyeliği görevine sürdüren Ferit Şahenk, daha önce de DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Türk-Alman İş Konseyi Başkanlığı, Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanlığı, Türk-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkan Vekilliği ve Türk-Yunan İş Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Dünya Ekonomik Forumu ve Medeniyetler İttifakı inisiyatifi içerisinde aktif bir üye olarak yer almaktadır. Doğuş Grubu'nun 2008-2017 yılları arasında Türkiye'den ilk ve tek stratejik ortak olduğu Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2005 yılında Genç Küresel Liderler Topluluğuna üye olarak seçilmiştir. Ayrıca Massachusetts Institute of Technology, Fluent School of Management Avrupa, Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika Bölgesel Yürütme Kurulu üyesidir. 2015 yılında Türkiye'nin G20-B20 ev sahipliğinde B20 Altyapı ve Yatırımlar Görev Gücü Koordinasyon Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ferit Şahenk, 2007-2009 yılları arasında Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İş hayatı boyunca kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine büyük önem veren Şahenk, bu alandaki faaliyetlerini eğitim, kültür, sanat, sağlık, çevre, spor ve çocukların gelişimine odaklanan Ayhan Şahenk Vakfı aracılığıyla sürdürmektedir. Buna ek olarak Doğuş Grubu, Doğuştan İyi Bir Gelecek platformu altında sosyal ve kültürel gelişmeye katkı sağlamak adına çocuklar için Oyunda Kal, gençler için Bugün Günlerden Yarın ve genç yetenekler için Sanata Bir Yer gibi projeler yürütmektedir. Platform ayrıca tarihin sıfır noktası olarak bilinen arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan ve küresel lansmanı Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos 2016 yıllık toplantısında yapılan Göbekli Tepe projesini desteklemektedir. Ferit Şahenk, Boston College Pazarlama ve İnsan Kaynakları bölümünden 1987 yılında mezun olmuştur. 1964 Ankara doğumlu olan Şahenk, evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Sayın konuklarımız, öncelikle Yüksek İnsani Değerler Ödülünü takdim etmek üzere tekrar rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'ı davet ediyorum. Buyurun hocam lütfen. Evet, Sayın Ferit Şahenk çok arzu etmesine rağmen bugün törenimize katılamadı. Kendisinin ödülünü Doğuş Holding CEO'su Sayın Hüsnü Akan Bey alacak. Sayın Hüsnü Akan'ı ödül almak üzere sahneye davet ediyorum. Şahenk adına hisseden insan heykeliyle birlikte iyilik ormanı fidan sertifikasını da takdim ediyoruz. Yine Sayın Ferit Şahenk adına 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir öğrenciye burs da verilecektir. Alkışlarınızla. Evet Sayın Akan, lütfen sizden de bir konuşma alabilir miyiz? Sayın Kaymakamım, Sayın Rektörüm, çok değerli konuklar, sevgili öğrenciler, öncelikle böylesine anlamlı bir günde aranızda bulunmaktan ötürü duyduğum sevinci ifade edip saygılar sunuyorum. Bu özel ve anlamlı ödülü yönetim kurulu başkanımız Ferit Bey çok arzu etmesine rağmen maalesef bugün yurt dışında çok önemli bir toplantısı vardı.
toplantıya katılmak için aramızda olamadı. Ama selam, sevgi ve saygılarını gönderdi ve böylesine anlamlı bir ödülü aldığından dolayı da ne kadar mutlu olduğunu, memnuniyetini ifade etmemi sizlerin huzurunda da bana söyledi. Efendim, Göbekli Tepe tarihin sıfır noktası, dünyanın ilk tapınağı, aynı zamanda 12 bin yıllık bir geçmiş. Göbekli Tepe, bilinen insanlık tarihinin yeniden yazılmasına yol açan dünyanın en önemli arkeolojik hazinesi. Biz Doğuş Grubu olarak özellikle Başkanımız Ferit Şahenk'in sosyal sorumluluk hassasiyeti ve anlayışı çerçevesinde ülkemizin, güzel ülkemizin, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan ülkemizin bu tarihi geçmişine sahip çıkmak yolunda çok önemli bir adım attık ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızla 20 yıllık bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma çerçevesinde 20 yıl boyunca Göbekli Tepe'nin kazı ana sponsoru, araştırma, koruma ve tanıtım ana sponsorluğunu üstlendik. Bu anlamda da az önce izledik, 2016 yılında dünya lansmanını Davos'ta 2500 dünyanın en önemli iş adamları ve devlet adamlarının huzurunda yaptık. Bundan da çok mutluyuz. Yine aynı şekilde Göbekli Tepe'nin 2018 yılında, geçtiğimiz sene Haziran ayında UNESCO'nun Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne alınmasından dolayı da gururlandığımızı, onurlandığımızı ve ülke adına büyük mutluluk duyduğumuzu yine ifade etmek istiyorum. Göbekli Tepe bilinen insanlık tarihini değiştirdi. Hepinizin bildiği gibi insanlık avcı toplayıcı düzenden yerleşik düzene, tarımın ıslah edilmesi ve yaban hayvanlarının evcilleştirilmesi yoluyla geçti diye biliniyordu. Ancak Göbekli Tepe'nin keşfiyle birlikte insanlık anladı ki Göbekli Tepe esasında insanlık yerleşik düzene bir inanç çerçevesinde inşa ettiği mabet çerçevesinde geçti. Ki daha sonra tarımın ıslahı ve hayvanların evcilleştirilmesi gündeme geldi. Bu anlamda Göbekli Tepe bir dünya kültür mirası ama bizim de bu mirası önümüzdeki yıllarda gelecek nesillere aktarmak görevimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir adım attı ve bu yılı Göbekli Tepe yılı ilan etti. Ve yine bu çerçevede 8 Mart'ta, yani önümüzdeki Cuma günü, Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'nin resmi açılışını kendileri onurlandıracaklar, şereflendirecekler ve daha sonrasında da biz Doğuş Grubu olarak yine Başkanımız Ferit Bey'in hassasiyeti çerçevesinde ulusal ve uluslararası çapta çok yoğun tanıtım projeleriyle, programlarıyla Göbekli Tepe'de sadece Türkiye'nin, günümüzde ülkemizin insanının farkındalığı için değil ama dünyada bir farkındalık yaratmak için olağanüstü bir çaba sarf edeceğiz. Bu anlamda da hepinizi tabii ki Urfa'da Göbekli Tepe'yi ziyaret etmenizi ve o eşsiz arkeolojik hazineyi sizlerin de deneyimlemenizi arzu ediyoruz. Ben sözlerime son verirken bu kadar özel, anlamlı ve anlam yüklü ödülü Sayın Ferit Şahenk'e takdim ettiğiniz için Sayın Rektörümüz ve Üniversite Senatımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.